kamp yapmak için arkadaşlarınla gizli bir ormana gitmeye karar verdiniz. Kampta geçirdiğiniz ikinci günün ardından tüm yemekleriniz tükendi ve eve geri dönüş yolunu bulamıyorsunuz. Bir arkadaşın ağaçta bal yapan arıları fark etti ve balları ağaçtan almak için yola koyuldu. Bu durumu fark eden arı sürüleri sizi takip etmeye başladı. Arı saldırısından kurtulmak için önünde 3 tane yol var. İlk yolun ardında karanlık bir mağara, ikinci yolun sonunda büyük bir deniz, üçüncü yolun sonunda ise sinekleri öldüren zehirle dolu bir oda var. Arılardan kurtulmak için hangi yolu seçmelisin? Eğer ikinci yolu seçip denize atlarsan, arılar seni denizde takip edebilirler. Üçüncü yolun sonundaki sinek öldürücü ilaçlarsa arılara zarar vermez. Ancak arılar karanlıkta göremedikleri için ilk yoldaki karanlık mağaraya saklanabilirsin. Işığın olmadığı bir yerde arılar sana zarar veremeyeceklerdir. Büyük bir şirketin aynı şehirde iki ayrı fabrikası bulunmakta. Ayakkabı üreticisi olan bu şirket, çalışanlarının ayakkabıları çaldıkları için oldukça şikayetçiymiş. Buna bir çözüm getirmek isteseler de bir türlü hangi fabrikanın ayakkabıları çaldığını bulamıyorlarmış. Bir gün şirketi ziyaret eden Murat, firmanın sahibine çok kısa bir şey söylemiş. Murat'ın söylediği şeyi uygulayan şirkette bir daha hiç hırsızlık olayı görülmemiş. Peki Murat şirket sahibine ne söylemiştir? Murat şirket sahibine şehirde bulunan iki firmadan bir tanesinin sol ayakkabıları, diğerlerinin ise sağ ayakkabıları üretmesini söylemiştir. Böylece fabrikalarda çalışanlar tek ayakkabıları çalmak istemeyeceklerdir. Çalıştığı işte gece vardiyasında görevli olan Mehmet telefonuna gelen mesajla uyanmış ve koşarak evine gitmiştir. Eve geldiğinde direkt yatak odasına giren Mehmet yatak odasında eşini başka biriyle yatakta yatarken görmüştür. Bu olaya sinirlenmek yerine mutlu bir şekilde mutfağa giden Mehmet, eşi için dolaptan yiyecek alarak yatak odasına gelmiştir. Peki Mehmet bu olaya neden böyle bir tepki vermiştir? Çünkü eşi Mehmet'e yeni bebeklerinin doğduğunu haber vermek için mesaj atmıştır. Bunun için koşarak işten eve gelen Mehmet, yatakta eşinin ve yeni bebeğinin yattığını görür. Küçük teknesiyle denize açılan Hasan, teknesinin bir buzdağına çarpması sonucunda bütün değerli eşyalarını kaybetmiştir. Denizdeki ölümcül dalgalar tarafından kıyıya kadar sürüklenen Hasan, karşısında 3 tane tekne olduğunu fark eder. İlk tekneyi insan yiyen bir yamyam, ikinci tekneyi hazine avcısı bir korsan, üçüncü tekneyi ise 2 yaşındaki bir bebek kullanmakta. Sadece tek bir kişiden yardım isteyebilen Hasan hangi tekneyi seçmeli? Eğer ki ilk tekneyi seçerse yamyam adam onu oracıkta yiyecektir. Üçüncü teknedeki bebek tekneyi düzgün kullanamayacağı için batabilirler. Fakat ikinci teknedeki korsan, Hasan'ın zaten hiç parası olmadığı için ona zarar vermeyecektir. Hasan bunun için ikinci tekneyi seçmeli. Oyuncak hikayesi çizgi filminden alınmış olan bu resimde oyuncaklardan bir tanesi diğerlerinden farklı. Sadece gözlem yeteneği en gelişmiş kişilerin bulabildiği farklı olan oyuncağı sen bulabilecek misin? Farklı olan oyuncağı senin için ekranda gösterdik. Gözlerini test etmeye devam ediyoruz. Bakalım ne kadar dikkatlisin. Birçok kardan adamın yer aldığı bu resimde farklı bir tane kardan adam dikkat çekmekte. Farklı olan kardan adamı bulman için sana verdiğimiz süre başladı. Farklı olan kardan adam resmin sağ alt köşesinde yer almakta. Sayılarla aram çok iyi diyorsan bu soru tam da sana göre. Ekranda yer alan sayıların içinde eksik bir sayı bulunmakta. Bakalım sen bu eksik sayıyı bulabilecek misin?
eksik olan sayı 31. Karakter testlerini çok sevdiğini biliyoruz. İşte senin karakterini analiz eden başka bir test. Ekranda görmüş olduğun 3 tane ağaçtan bir tanesini seç ve yapacağımız yorumları beklemeye başla. Eğer ki ilk ağacı seçtiysen, sana verilen görevleri tam zamanında gerçekleştirebiliyorsun. Üstün zekanla en zor durumların bile üstesinden gelebilirken, yüksek mizah anlayışınızla insanları çok kolay güldürebiliyorsunuz. İkinci ağaç, benim seçtiğim ağaç diyorsan, oldukça cömert bir insansın. İnsanlara yardım etmekten hiçbir zaman kaçınmıyorsun. Ayrıca sahip olduğun el becerileri sayesinde seni ileride başarılı bir iş hayatı beklemektedir. Eğer ki üçüncü ağacı seçtiysen, sen çalışkanlığın sözlük tanımısın. Kararlılığınla her başarıya çok kolay ulaşabiliyorsun. Ayrıca güler yüzlü yapınız sayesinde insanlar sizinle arkadaş olmak için neredeyse can atmakta. Sırada senin için özel olarak hazırlanmış olan bilgi soruları var. Bakalım okuldaki üstün yeteneğini bu sorularda gösterebilecek misin? Hazırsan başlayalım. İstiklal Marşı kaç yılında yazılmıştır? 1920, 1919, 1921. İstiklal Marşı 1921 yılında yazılmıştı. Sıradaki soru matematik alanından geliyor. 1 metre kaç milim? 100, 1000, 10.000. Bir metre toplamda 1000 milimetre yapmakta. Hadi biraz da gözlerinizi yoralım. Sizce bu iki resim arasındaki tek fark nerede? İki resim arasında bulunan tek farkı senin için gösterdik. Peki sevimli ördeklerin yer aldığı bu iki fotoğraf arasındaki tek fark nerededir? Süren başladı. İki resim arasındaki tek fark en sağdaki ördeğin kıyafetinin renginde. Minyonların yer aldığı bu iki resim arasında tek bir fark bulunmakta. Bakalım sana verdiğimiz bu süre içerisinde bu farkı bulabilecek misin? İki resim arasındaki tek fark Minyon'un kıyafetinde. Sıradaki iki resim arasındaki tek farksa hemen göze çarpmakta ve eminiz siz o farkı buldunuz bile. Süremiz başladı. İki resim arasında bulunan tek fark arkadaki kapının rengi. Karşınızda gözlerinizin keskinliğini ölçen rengarenk daireler bulunmakta. Sadece çok iyi gören gözlerin görebildiği gizlenmiş harfleri bulabilir misin? B ve M, C ve F, K ve M. Resimde gizlenmiş olan harfler B ve M'dir. Peki sıradaki gizlenmiş harfler hangileri? Süren başladı. O ve L, O ve T, D ve L. Resimde gizlenmiş olan harfler O ve T idi. Ekranda gördüğünüz kadın hastanede yeni doğum yapmış. Ancak narkozun etkisinden çıktıktan sonra uyanan kadının bebeği başka biri tarafından çalınmış. Sizce aynı odada bulunan diğer iki kadından hangisi bu bebeği çalmıştır? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bekliyoruz.
Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.